Evet arkadaşlar, Abdülkadir Selvi'nin yorumunu isterim analiz yapayım sizinle. Okudum yorumunu ve bence mantıklı geldi bana. Bir tane takipçimiz rica etti, bunu yapayım, bu analizi yapayım. Öncelikle ben Erdoğancı değilim. Ne de seviyorum, siyasetini hiç sevmiyorum. Erdoğan çok zeki bir adamdır ama konuşurken sanki embesillere konuşuyor gibi. Sanki cahillere konuşuyor. Çünkü bilir ki onlar o dilden anlıyor. Ve o şekilde zamanında güzel manipülasyonlar yaptığı halka. You know, bilir nasıl bizim insanları damardan vursun. Ona göre rasyonel düşünemeyen insanlar, duygusal düşünen insanlar bilir nasıl onların kanına girsin ya. Ama rasyonel bir insansan denk wow, bir dakika. Ya. Yani bizim insanlarımız çok duygusaldır. Solcusu da, sağcısı da, milliyetçisi de, dincisi de bizim insanlar çok duygusaldır ya. Ve her öyle bir kıvırcımda pat diye patlayabilirik. Anlatabildim mi? Ya. Ben Erdoğan'ı savunmak için yapmıyorum ben bu videoyu. Ama ilk şu duydum Saudi Arabistan'da olacak bu maç. Ben derim yine Erdoğan neler yapıyor? Yine Erdoğan neler yapıyor? Dedim ne alaka ya Suudi Arabistan? Ne alaka? Ondan sonra bir düşündüm, taşındım. Ve baktım ki you know, Ronaldo gibileri gitti Suudi Arabistan'a. Benzema gibi gittiler Suudi Arabistan'a. Suudi Arabistan elit boksörleri de kaptı. Artık Las Vegas yok. Artık Suudi Arabistan. Neden? Çünkü para var orada. Ya kimisi para için dinini bile satar. Kimisi götünü bile satar. Yalan mı? Yalan değil. Ya. Okay. Ben dedim ki alright, birçok futbol şeyler Suudi Arabistan'da yeni yatırımlar yapıyor. Eski Suudi Arabistan'da değil. Yani Arabistan artık diskolar bile başladı yapsınlar. Tiesto gibi adamlar bile başladı Suudi Arabistan'a gitsin. Müzik yapmaya. Plajlara kadınlar gidemezdi. Bikini inan. Şimdi turistlere özel bikinili yer de açtılar. Yani Suudi Arabistan eskiye göre bayağı değişti. Ya. Ama bilirik Suudi Arabistan Atatürk'ü sevmiyor. Sevmiyor. Unutma düne kadar Suudi Arabistan'da kadınlar bile araba bile süremezdi. Yasaktı. Aslında fena fikir değil. Özellikle kadınlar park etmeyi bilmiyorlar. Ama neyse fuck that man. Şimdi feministler salacak bana. Şaka ettim şaka. Just joking, alright? Chill. Alright man. Atatürk ilk kadınlara oy verme hakkı Atatürk verdi. Yeah. Atatürk kadınları liberalleştirdi. Yani liberal deyince bu zamanki woke'dan bahsetmiyorum. Original liberal, serbest, freedom. Kadınlara özgürlük verdi ya. Ve kadınları adam yerine koydu. İyi yaptı, kötü yaptı bilmiyorum. Tartışılır mı? Yine şaka yapıyorum. Ama şimdi bu maçta Suudi Arabistan'da tabii ki başka yerlerde yapılabilirdi. Tabii ki başka yerlerde yapılabilirdi. Ama 4 milyon dolar verilecekti. Ve %60'ı %70'i kazanan takım alacaktı o parayı. Diğer kalanı da kaybeden takım alacaktı o parayı. Ve bir maç için iyi paradır. Ya bir maç için iyi paradır. Ve tabii ki Azerbaycan da istedi Türkiye'ye şey yapsın ama reddettiler çünkü yeterli para çıkmıyor. Suudi Arabistan kadar yeterli para çıkmıyor. O yüzden Mehmet Büyükeşki yani federasyon başkanı, Türk Futbol Federasyon Başkanı, Ali Koç ve Dursun Özbek bunlar kabul ettiler. Bunlar kabul ettiler ve dediler ki gelecek budur yani. Gelecek budur. Gelecek Suudi Arabistan'dadır. Yani ve baktığınıza göre
Suudi Arabistan son zamanlarda sporu çekiyor. Ve yani Suudi Arabistan modernleşiyor. Ama modernleştiğine rağmen bu demek değil ki Atatürk kinleri olmayacak. Yeah. Atatürk deyince onlara, İngilizlere Hitler gibi diyorsun. Yani İngilizler nasıl Hitler'i görüyor, onlar Atatürk'ü Hitler gibi görüyor. Yeah. Biz kurtarıcı olarak görüyoruz. Anlatabildim mi? O bizim görüşümüz. Okay? Şimdi problem şu. Problem bu adamlar olay oldu ve bir tanesi açıklama yapmadı. Nedir olay? Herkes sadece konuşuyor. Herkes konuşuyor. You know? Nedir o? Abdülkadir Selvi konuşuyor. Efe Aydal, bilmiyorum daha Efe Aydal paylaştım. Ben konuşuyorum, o konuşuyor, bu konuşuyor. Hepimiz konuşuyoruz sadece. Hepimiz konuşuyoruz ama o üç adam, o üç bahsettiğim adam sustu. Sustu. Ve susunca daha çok insan spekülasyon yapar. Daha çok bir şeyler arar. Anlatabildim. Ve bunlar sustukça iş daha da kötüye gider. Ya. Çünkü bu olay siyasi olayına döner. Ve bir spor sebepten iki tane memleket birbirine düşman olur. Ve nefretleri birbirlerine daha çok büyür. Ve dediğim gibi Türkiye'de bile görüyorsunuz dünkü olayı, şu adamın yüzüne yumruğu vurdular. Kimisi elleri kırılsın derler. Kimisi diyor ki you know, Allah eline dert vermesin. İnsanlar birbirlerine giriyor. Yok biz Araplarla tartışıyoruz. Biz kendi içimize iç içe tartışıyoruz. Ve gerekir miydi bunlar? Bunlar engellenebilir miydi? Yes. Yani okey. Anlaşmada neyse meğermiş Milli Marşı yasaklamadılar. Son dakika Ali Koç mu ve diğeri, bir tanesi istedi Atatürk'ün resmini son dakika tişörtte. Kimisi diğeri istedi yurtta sul, cihanda sul. Diğeri istedi ne mutlu Türk'üm diyene. Ve bunlar Araplar hesapta siyasi olarak görüş görüyorlar. Ve bunlar önceki planda yoktu. Şimdi bana sorsan ilk şeyden gitmeyecektik oraya. Suudi Arabistan'a. Çünkü bilin ne? Sözde Müslümanlılar ama gerçek şeytan onlardır. Git Dubai'ye gör. Dubai'ye git gör. Materyalizm. Materyalistlik, fuhuşluk. Bütün Instagram modeller, mankenler oraya gider. Sıkışmaya para için. Ya bildiğin bütün haramlar orada oluyor. Şimdi Suudi Arabistan siyasetçileri bile getiriyorlar. Ekstasicileri bile getiriyorlar. Suudi Arabistan. Bunlar parayla sizi satın alıyorlar. Bizi. Ve biz onurlu bir insan olarak, Türk olarak eyvallah dedik. Tamam eyvallah dediysen ve gittin Suudi Arabistan'a, kalacaktı öyle. Ya baştan söyleyeceğiniz Atatürk'ün şeyini koyacak ya da olmayacaktı. Çünkü bilirik. Sevmiyorlar. Atatürk'ü sevmiyorlar. Şimdi bana milliyetçilik numara yapma. İşte Atatürk'ü komadılar diye ben şey yapıyorum. Yok kardeşim. Abi sen neye gittin oraya? İlkten gitmeyeceydin. İlkten gitmeyeceydin. Ya gideceydin ya ondan sonra o şeyleri yapmayacaktın. Çünkü biliyorsunuz ki sadece Arapları provokasyon yapman, kendi insanlarımız bile provokasyon yapar. Birbirimize bile giriyoruz. Yani bu yüzden Türk Federasyon Başkanı ve Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şeyleri, sahipleri lazımdır bunları şey etsin. Çünkü herkes şu an sustu. Cumhurbaşkanı da suçtu. Herkes hiçbir şey bir şey demiyor. Bir şey demiyor. Ama kimisi diyor ki Ali Koç bunu
isteyerek yaptı. Sırf ortalık karışsın diye. Kimisi öyle diyor. Yani o yüzden şimdi zamanıdır. Sakin olalım. Sakin olmak zamanıdır. Ama bu adamlar konuşmaları lazım. Bu adamlar lazım konuşsunlar. Bu adamlar lazım konuşsunlar. Anladın? Ne oldu? Son dakika ben hiçbir şey yani başka ülke olsaydı hayır demezdi. Ama siz biliyorsunuz ki bunlar Atatürk'ü sevmiyor. Daha önceden için bunlarla anlaşma yapmadınız? Neden son dakika böyle fiyasko çıkarttınız ortalığa? Kağıtlarını imzaladıysanız o kadar. Yani maç başladıktan sonra mı direkleri, Galli'nin direklerini gımıldayın yerinden? Olmaz öyle. Evet. Ben Suudi Arabistan'ı suçlamayacağım ben bu konu için. Çünkü biliyorum ne olduklarını zaten. Ve dediğim gibi yani öyle yok Türkler, Avrupalılar, Amerikalılar bile oraya gidiyor. Çünkü para vardır. Ama sen ruhunu şeytana satar mısın? Biz hazırız. Biz hazır satalım mıydı? Ve o pozisyonda hiç lazım mıydı? O pozisyonda hiç lazım mıydı? Olmayalım bile. İki kuruş daha alacağım diye. Bu da işte guduzluktur. Ve kim ne isterse desin. I don't care. Bu baştan beri yanlıştı. Baştan beri Suudi Arabistan'a gitmek yanlıştı. Tamam mı? Ve gittikten sonra onların evindesin, onların memlekettesin. Mecbursun onların kurallarına oyasın. Katar'da da aynı problemler olmadı mı? LGBT bayrakları yasakladılar. Ona iyi dedik. LGBT bayrakları yasakladılar. Gökkuşak tişörtlerinden giremezdin içeriye. Ona evet derik. Ona iyi derik. Ama baştan beri söylediler giremezsiniz bunlarından içeriye. Yok kadınlar göğüs memelerini çıkarırlar. Sırf provokasyon. Katar'da, Dünya Kupa'da. Bok gibi olay oldu ha. Orta Doğu. Zaten onu isterler. Orta Doğu'da insanlar birbirleriyle küs olsunlar. Birbirleriyle kavgalı olsunlar. Afrika'da da öyle. Latin Amerika'da da öyle. İsterler birbirlerine huzursuz olsunlar. Çünkü öyle yönetirler bizi. Divide and conquer. Neyse ben diyeceklerim budur. Umarım saçmalamadım. Sadece içimdeki şeyleri söyledim. So, sizin de düşüncelerinizi merak ederim. You know, sonuna kadar ben Atatürkçüyüm. Sonuna kadar. Ve iyi yaptık ki geri döndük ama o pozisyonda olmayacaktık ilk başta. Değişiklerim bu. Peace out.